Ay anne ne yapıyorsun ya? Ay, alt tarafı gelinlik bakmaya gideceğiz. Ne öyle eşeğe dua okumalar falan. Ay ne demişler Sibel? Gelin eşikte, oğlan beşikte. Ay Sibel, bak bunca zaman başkaları için giydin o gelinlikleri. Bugün artık kendin için giyiyorsun. Hadi. Hadi. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Ay evet, nereye böyle kaçırır gibi? Anne. Ay ne dedim ki? Hadi. Görüşürüz anne. Ararım ben seni sonra. Ama yani gelinlik ne olacak? Bakacağız biz seninle gelinlik. Boş ver bunu. Kim o? Benim Neriman abla. Gel Derya gel. Hoş geldin. Gel geç. Sağ ol. Ay ben de temizlik yapıyordum. Ortalığın kusuruna bakma tamam? Olur mu ya? Estağfurullah. Gel otur gel. Gelin hanım yok mu? Aldın yani sen de müjdeli haberi. Ha, aldım. Kübra söyledi. Ya nereden çıktı bu evlilik şimdi Neriman abla? Ne yapıyor bu kız? Ay ne bileyim Derya ya. Ben artık akıl sır erdiremiyorum bu Sibel'in işlerine. Vallahi ben de erdiremiyorum hiçbirine. Hadi ilk başta aşıktı falan dedik, sustuk. Ama Kübra'ya ayıp oluyor ya. Kız tam Yiğit'le memleket değiştirecekti. Haksızlık bu yani. E sen de hiçbir şey söylemiyorsun Neriman ablacığım. Hani tekinsizdi? Hani istemiyordun Yiğit'i? Ne oldu şimdi? Zengin damat diye mi? Bak bak. Anne olmadığın nereden belli? Abuk subuk konuşma Derya. Ayol benim önüme dünyayı serseler, ben acaba Sibel'in tek bir saçının teline zarar gelmesini göze alır mıyım sence? Ha? Ama işte yani mecbur bıraktılar beni. Kabul etmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Mecbur mu bıraktılar? Nasıl yani? Anne nasıl yani? Numara yapma Derya. Sen kesin biliyorsundur. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ay Derya, anla işte ya. Bu Yiğit benim saf kızımı da kandırmış. Derya, Kübra'ya yaptığının aynını Sibel'e de yapmış. Anla işte be. Of. Ama işte Allah'tan benimkini nikahına alacak da öyle bir de çocukla kalmayacağız ortalarda. Ay neyse dur. Ben bir çay koyayım da öyle konuşalım. Neden geldik buraya Yiğit? Burada oturacağız.
Eşyalı tuttum. Bir eksik varsa bakarsın. Burası muhteşem. Çok... çok büyük değil mi ikimiz için? Gelenimiz gidenimiz olacak malum. Al. İstemiyorum Yiğit, sağ ol. Eski çalıştığım yerden halledeceğim, bir iki haftaya dikerler. Sibel, bak benim canımı sıkma. Al şunu, yarın evleniyoruz. Yarın mı? Ya, sen kafayı yedin herhalde. Ne zaman kurtaracaksın beni? Ya Yiğit, daha yer belli değil. Davetli listesi. Ya, belki ailemden birini davet etmek istiyorum. Sen hala bunun normal bir evlilik olduğunu düşünüyorsun değil mi? Hı? Sibel, gözünü aç. Biz yarın Hakkı Bey'in evinde onun çağırdığı insanların karşısında evleneceğiz, tamam mı? O yüzden sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Sadece gelinliğini ayarlayacaksın, tamam mı? Bana bak Yiğit Efendi. Biz evleniyoruz ya, kölen olmadım ben senin. Bak, gerçekten seninle uğraşmak istemiyorum. Bence sen bu enerjini sakla, gelinliğe harca, tamam mı? Benimle böyle konuşamazsın Yiğit. Ben senin emir verdiğin adamlardan biri değilim. Ya keşke olsan. Nerede onlar? Hı? Keşke. En azından onların çeneleri senin kadar düşük değil. Heh. Bu arada gelinlik klas bir şey olsun, tamam? Klas mı? Ya sen ne anlarsın be klastan? Sen ne biçim bir adamsın? Benim gelinliğime de mi karışacaksın? Çiçeğim ne renk olsun Yiğit Efendi? Bence siyah yakışır. Baş üstüne. Hı? Ben bu arada hatırlatayım. Öyle herhangi biriyle evlenmiyorsun. Yiğit Kılıç'la evleniyorsun. Aynen. Ona göre. Ben o düğüne çuvalla gelmezsem. Kolay gelsin. Sağ ol. Dünden mi kaldı bunlar? Kazayla oldu öyle işte. Kübra, ben artık ofise gitmeyeceğim. Hep burada olacağım. İyi. Ne güzel birbirimize yoldaş oluruz burada. İyi ki geldin. Bu kadar acı yaşarken nasıl tatlı yapacağız ya? Nihat, beni ilk sevdiğini söylediğinde keşke hiç tereddüt etmeseydim. Hemen kabul etseydim. Onunla biraz daha mutlu bir an yaşamak için her şeyimi verirdim şu an. Yaşanmamışlığın pişmanlığı çok kötüymüş. Ben Yiğit için her şeyi göze aldım. Almıştım. Senin dediğin o anlar için ben ömrümü feda etmeye razıydım. Ne oldu? Ömrüm karardı. Ama ben Yiğit'e değil aslında. Kendime kızıyorum. Benimle gerçekten bir aile kurmayı istediğini sandım. Göz göre göre kendimi yine kandırttım. Yani belki gerçekten istemiştir. Hırpalama kendini. Ben Sadullah'ın kızıyım diye babamdan intikam almak için beni kullandı. Emir'in karısı oldum. Kardeşiyle rekabetini de kullandı. Sibel'in rakibiyim. Onu kıskandırmak için yine beni kullandı.
Yiğit beni hiç Kübra olarak görmedi ki. Çok yüzsüzce de. Ben sadece beni kızının annesi diye sevmesine bile razıydım. Şimdi ne oldu? Evlenmem lazım deyip çekildi bir köşeye. Nasıl olsa öğreneceksin. Benden duy. Yiğit gerçekten mecbur kalmış olabilir. Niye Derya? Niye? Sibel hamileymiş. Sibel hamile diye onunla evlenmek zorunda mıymış? Vay anasını ya. Ben hamile olduğumda hatırlıyorsun değil mi? Çocuğu aldırmaya zorladı beni. Zorla hastaneye götürdü. Ben ona kıyamadım diye bizi hayatından sildi attı. Soyadını bile vermeye tenezzül etmedi ki. Aylarca görmedi o çocuğu. Ama şimdi Sibel hamile diye onunla mı evlenecekmiş? Tabii. Hamile ya Sibel. Babalık yapacak ona. Olan Sibel olduğu için sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Hamile olan o. Peri kızı gibi oldum valla. Maşallah. Ah be kızım. Ben seni böyle apar topar mı evlendirecek? Bir kına geceni bile yapamadık. Lütfen anne ya. Tamam tamam. Neyse. En azından karnın belli olmadan evleniyorsun ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Nelere şükrettiriyorsun beni. Aa, gel Derya gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel olmuşsun. Yakışmış gelinlik. Sağ ol. Bizi biraz yalnız bırakır mısın anne? Ha, tabii tabii. Siz konuşun. Bak, canımı okumaya geldiysen... Ya ne okuyacağım senin canına ya? Yiğit'le evlenme kararı alarak kendi ipini çekmişsin zaten. Evlenmek zorundayım Derya. Hiçbir şey için zorunda değilsin Sibel. Yiğit'in babalık sınavından nasıl çaktığını gördük hepimiz. Aldır çocuğu. Veya evlenmeden doğur. Dükkan da var artık, kimseye muhtaç değilsin. Bu senin öyle kısa yol formüllerin işe yarayacağı bir durum değil Derya, tamam mı? Formüller senden sorulur Sibel. Yiğit Kübra ile ilgilenmeye başladı diye ortaya bir tane fikir attın hamileyim diye. Aman ne daha iyi yani. Bana bak. Acın taze biliyorum. Ama sakın benden hıncını çıkarmaya kalkma, tamam mı Derya? Lafın ucunu sen de sakın bana getirme Sibel. Yiğit tekinsiz bir yolda. Sen de biliyorsun. Aylarca bu yüzden bu çocuğu reddetmedin mi? Ha? Şimdi ne değişti? Sırf Kübra'nın elinden almak için çocuk yapıyorsun heriften. Senin mafya babası sevgilin varken sen de kendine bunları söylüyor muydun acaba? Söylüyordum tabii. Merak etme. Hatta ölünce ne yapacak diyordum. Öldü, ne yapacağımı bilmiyorum.
Ya Derya, özür dilerim. Gerçekten ne dediğimi bilmiyorum, özür dilerim ya. Yapma. Dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum. Ölenler ardında bıraktıklarının hayatını da alıp gidiyor. Emir bir de bugün beni sorguya çekti. Nihat'ı kime öldürdü falan diye. Adet yerini bulsun diye yani. Başka bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.